Ulaşmalar, şunlar bunlar birçok sıkıntılar yaşatıyor. Oha! Oha anasını satayım. Oha! Oğlum. Bak Ukraynalı adam şaşırdı. Adam geri dönüyor. Olay yerinden uzaklaşıyor. Oha be kardeşim. Adam var ya. Yani olayını ilk kez gören arkadaşlar varsa onlara oha. Abicim düz yolda nasıl sen bunu başarabiliyorsun? Anlamıyorum ki acaba. Drop sorry. Bak bunu ilk kez görüyorum ha. Ben de mi yazsam lan drop sorry diye? Oha! Kardeşim. Bir de owner olacak. Ulan. Harbiden keltoşsun ha. Artık sürekli gelen bazı şeylere veda baktı. Bugün 2 yılı aşkın süredir tapusu elimde bulunan düz turkalayistan gidiyorum. Kısacası artık yeni yerlere yelken açma vakti. Şimdi ise yeni bir yerin, yani Kirkenes'in tapusunu alıyorum. Vatana millet hayırlı olsun. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barkay. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Euro Truck Simulator 2'de görmüş olduğunuz Scottator'ımızla Kalais'ten Duisburg'a doğru güzel bir yolculuk gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Yalnız bu video benim için özel bir video çünkü bugünkü videomuzla beraber Duisburg Kalais'e uzunca bir süre ara veriyoruz. Yani aradan kastım yine arada özledikçe geliriz ama çok da fazla eskisi kadar buralarda olamayacağız. Zaten video girişinden de gördünüz, bundan sonrasında Kirkenes'teyiz. Birazdan zaten yola çıkınca her şeyden bahsederim fakat bunun öncesinde aracımı göstermek istiyorum. Aracımız zaten kodlu, görüyorsunuz üstte gizli demirlerimiz var, alt taraf uzatma tampon vesaire. Yine lokal modlarımız göze çarpıyor, Allah korusun yazısı var. İşte onun dışında içeride Türk bayrağımız var. Modlar için Denizli'ye, araç için de Mehmet'e teşekkür ediyorum. Çok kaliteli ve güzel modlar, aynı zamanda da güzel bir araç olmuş. Benim bayağı bir hoşuma gitti. Güzelinden oturdu aracımıza da, şöyle baktığınız zaman bayağı hoş. Yavaştan isterseniz yolumuza çıkalım. Sohbet muhabbetimize orada devam edelim. Şimdiki şehrin iç kısmı birazcık kalabalık gözüküyor. O yüzden ben şehrin arka tarafından doğru çıkış yapacağım. O iç kısma yakalanmak istemiyorum abi. Sıkıntı yaşamayalım. Arka taraftan basa basa gideriz. Şimdiki arkadaşlar, videonun başında da gördüğünüz ve videonun başında da söylediğim gibi bugünkü videomuzla beraber Duisburg Kalais'e birazcık veda edeceğiz. Biliyorsunuz ki zaten kanala başladığım günden bugüne sürekli Duisburg Kalais arasında videolar çekiyordum sizler için. Artık hani benim için de bir değişiklik olsun diye sizlere geçtiğimiz günlerde bir oylamada soru sormuştum. İşte böyle böyle ne yapalım diye. Hatta 3 tane de seçenek sunmuştum. Hani ya hiç bilmediğiniz yollara gidelim, ya yine Duisburg Kalais'te devam edelim, ya da Kirkenes Madene gidelim dedim. Genel olarak %50'si galiba kitlenin madene gitmemi istedi. Bundan sonraki videoların madende devam etmesini istediler. Ben de bundan dolayı bundan sonrasında madene gideceğim. Ama %30'luk bir dilim de. Yani %30'luk bir dilim galiba, tam olarak hatırlamıyorum şu anda ama ekranda görmüşsünüzdür. Farklı yollara gitmemi isteyen arkadaşlar da vardı. Onları da kırmamak adına o yollarda da sürüş yapacağım arkadaşlar. O yollara da gidip geleceğim. Duisburg Kalais'i de arada özledikçe gider geliriz. İşte bakın burada nasıl çıkılması gerekiyor, çıkılmaması gerekmiyor tarzında ufak bir eğitim olmuş oldu. Arkadan gelen birisi varken birden yola atlamazsın. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Ben mesela her çıkarken aynama bakarım yani. Çünkü arkadan gelen olur, ne bileyim benim aynam göstermez. Çünkü bazen biliyorsunuz multiplayer'da uzaktaki insanları bazen oyun göstermiyor. Bu tarz şeylere dikkat etmezseniz de çok saçma sapan banlar yiyebiliyorsunuz. Aman diyeyim, dikkatli olun o yüzden. Bir yola çıkarken sağınıza solunuza iyice bakın. Hatta tavsiyemdir, araç içerisinden değil iki kamerasından, yani dış kameradan da bir kez kontrol edin. Navigasyonunuzdan da baktıktan sonrasında tüm kontroller yapıldığında yolunuza çıkabilirsiniz. Öylesi her türlü daha iyi olacaktır. Burada da ufak bir kamu spotu olmuş oldu.
Evet, yani kısacası video girişinde ve ortalarında da anlatmış olduğum gibi bundan sonrasında Kirkenes Maden ve farklı yollardayız. Artık birazcık daha şöyle içerik bazında farklı yerlere gide gele oyunu birazcık güzelleştireceğiz. Bakalım diğer yollarda başımıza neler gelecek. Zaten yıllardır Duisburg Kalesi'de başımıza gelmeyen kalmadı, biliyorsunuz. Artık bakalım buradan sonrasında neler olacak, ben de çok merak ediyorum. Burada kimi bekliyoruz abi? Ön tarafta damperli bir arkadaş bekliyor. Onun yanında bir arkadaş bekliyor. Bunlar ne yapıyor ki böyle? En sağdan gitseydim sola geçerdim de. O şansım yok şu an. Neyse, tamam, önümüzdeki çift dorsa gidiyor. Biz de onlarla beraber gidelim bari ha. Reis. Heh, tamam, dönecek. Ben de şöyle bakayım arkama. İyi, güzel. Hadi bakalım. Sıkıntı yok. Biz de şuradan devam edelim. Özleyeceğim lan vallahi bak. Sürekli her videomda böyle Duisburg Kalesi'de yolculuk yapacağız falan tarzında şeyler söylüyordum ya. Şimdi artık Kirkenes Maden'deyiz, farklı yollardayız falan. Birazcık daha değişik olacak benim için. Ama güzel ya. Özlemek de iyidir yani. Yol zaten biliyorsunuz bu aralar bayağı bir kanser. Birazcık da Kirkenes'in tadını çıkaralım. Ben hani promotsum var ama Kirkenes Maden'e öyle o kadar fazla gitmiyorum. Hani sadece böyle video için gidiyorum. Şimdilerde daha da keyifli olacak, bakalım. Bu arada bu videoyu izleyen arkadaşlarıma da şöyle bir duyurum olsun. Bundan sonraki gelecek olan video zaten Kirkenes Maden'de gelecek. Fakat o video 5K'ya özel bir video olacak arkadaşlar. Benden uzun bir süredir istediğiniz ve merak ettiğiniz bir şeyi sonunda sizlere sunacağım. O videoyla beraber 5K özel videomuzu da hazırlamış olacağız. Tatlı mı tatlı bir video olacak. Hepinizi o videoyu da bekliyorum. Bu videoyu paylaşırız. İşte 3 gün 2 gün arayla da onu getiririm. Öyle yolumuza devam ederiz. Güzel olacak ya. Vallahi şu anda zaten her şey güzel gidiyor Allah'a şükür. 5000 kişi olduk kanalda. İşte Discord'umuz geçtiğimiz günlerde 3000 kişi oldu. İkinci kanal diye kanal açtık biliyorsunuz. Orası da 1000 abone olacak. Çok az kaldı. Yani her şey Allah'a şükür güzel gidiyor. Desteğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Böyle devam ettikçe her şey zaten sırasıyla gelir. Ben de elimden geldiğince en iyi içeriği ortaya koymaya çalışacağım, bakalım. Ya zaten 5000 özel video çekeceğim dedim. O gün bir baktım 5050 olduk abi. Şu anda 5050 aboneyiz. Yani maşallah diyorum, hakikaten hızlı hızlı insanlar takip etmeye başladılar kanalı. Yeni yeni tanıyan insanlar var. Onlar da hoş gelmişler. Belki de beni izledikleri ikinci veya üçüncü veya belki de ilk videoları bu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bizde ortam böyle. Samimiyet. Her şey önde yani. Relax takılıyoruz bildiğiniz gibi. Reis, o park etme stilini hiç beğenmedim. Burnu öne çıkartmışsın falan. Yandan bir araba gelse yemin ediyorum sıkıntı yani. Bak bir de şimdi buna ben de dahil bu arada. Benzinlik önlerinden geçerken yavaş geçin arkadaşlar. Özellikle de içerisi doluysa yavaş geçin. Çünkü içerisi dolu olduğu zaman bazı arkadaşların bilgisayarları kasıyor ve kendilerini yola atmaya çalıştıkları zaman sağındaki solundaki adamı görmediği için çarpıyor. Hani bu hem senin aracına zarar verir. Evet, adam banlanır ama senin aracına zarar verir ve boşuna bir zaman kaybı olur. Hem de hani adama da yazık olmasın yani, çarpmasın, gereksiz yere ban yemesin. O yüzden benzinlik önünden her türlü yavaş geçin. Bunlar önemli şeyler. Bak karşıdan bir ton insan geliyor ama bize hiç mesela önümüzde adam yok. Karşıdan bayağı bir insan gördüm şimdiye kadar. Bu arada modlara ne diyorsunuz abi? Türk bayrağı modu, Allah korusun modu falan, hani çok güzel. Çok hoşuma gitti benim. Böyle küçük küçük bir sürü mod var. Araçlarda modifiye olarak yapabileceğiniz. Hepsini sizlerle paylaşacağız, merak etmeyin. Ben böyle her videomda size göstermeye çalışıyorum işte elimden geldiğince. Bu tırı da bu arada Berke Gizol Discord sunucusunda paylaşacağım, onu da söyleyeyim. Önce gider şu ön taraftaki yazı modunun kurulumunu anlatırız. Sonra işte Türk bayrağı modu falan. Ondan sonra bu tırı da paylaşırız sizlerle. Güzelinden bunu da bu yolda kullanırsınız. Ya istediğiniz yolda daha doğrusu. Bu arada şimdi bu video girişinde tapu muhabbeti yaptık ya, onu ciddi alanlar olacak. Benim haterlarım biliyorsunuz. Ulan benim haterlarım bile güzel lan vallahi bak. Şimdi bir düşündüm de. Yani şimdi farklı bir durum ya gerçekten.
Şimdi diyecekler ki tapu mu o ne lan? Kardeşim sen uçmuşsun falan diyecekler. Evet arkadaşlar uçtum. Birazcık kafayı yemiş olabilirim. Ama eğleniyorum yani. Şu an böyle daha çok eğleniyorum ben. Mesela o video girişini hazırlayana kadar bayağı bir uğraştım aslında. Yani bayağı bir uğraştığımdan kastım. Sabahın köründe kalktım onu yaptım sadece. Sonra da şimdi videosunu çekiyorum. Onunla onu birleştireceğiz falan. Güzel bir edit çıkaracağım ortaya. Umarım beğenirsiniz. Zaten tapular bizim biliyorsunuz. Kirkenes madeninin de tapusunu aldık üstümüze. Allah'a şükür. Bundan sonrası da orası da bizim. Gideceğiz geleceğiz bakalım. Ama Kirkenes'e de böyle öyle fişek araçlar sokacağım ki aklınız hayaliniz duracak yani. Kodlu araçlar, lokal modlu araçlar, fişek. Hele şu anda elimizde bir tane mod var. Daha paylaşıma sunulmadı. Belki görselini sağda solda görmüş olabilirsiniz ama daha paylaşıma sunulan bir mod olmadı ama çok güzel bir mod. Onu kullanacağım yakında. Modder ekibi harbiden çalışıyor yani. Çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Şimdi bayağı bir hoşuma gitti. Şimdi bir de şöyle de bir durum var arkadaşlar. Bir sürü mesela mod oluyor. Seç beğen al oluyor yani. İstediğini seç, istediğini aracına ekle, o şekilde video çek. O da mesela çok güzel bir olay. Acayip rahat ediyorum yani. Şimdi mesela böyle bir araç hazırladık. Çok da güzel gitti mesela bu araca bu tarz şeyler. Bu mesela kapanacak galiba. Ben biraz hızımı keseyim. Sıkıntı olmasın. Ben korkuyorum abi. Şimdi buradan geçersem ben patlarım çünkü biliyorum. Birazcık şanssız bir adam olduğum için. Bak geçseydim kesin patatestim oğlum ben. Ben biliyorum. Bu araca da bu konteyner dorsası çok yakıştı ya. Hakikaten tatlı durdu yani. Bu arada bu dorsayı falan soracaksınız. Hani bu dorsaları nasıl alıyorsunuz tarzında. Arkadaşlar biz yakın bir zamanda Discord sunucumuzda Berkay Garajı açtık. Zaten bunun videosu da Berkay Gizol Discord sunucusunda sizlere sunuldu biliyorsunuz. O sunulan videoda zaten genel olarak her şeyi gördünüz ama onların dışında da anlatmak istediğim şey genel olarak tüm kodlama bilgilerine dair her şey orada mevcut arkadaşlar. Birçoğunun da resimleri var. Atıyorum size bir Dorse linki, yani daha doğrusu Dorse kodu verdiysek onu resmiyle beraber verdik. Veya bir direksiyon koduysa onu resmiyle beraber verdik gibi gibi. Yani çok güzel bir yer oldu. Ben de mesela kodlama yaparken orayı kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Hani bayağı bir işinize yarar. Kodlamayı bilen bilmeyen herkes orayı kullanacaktır diye düşünüyorum. Zaten işin de en güzel kısmı o. Kodlamayı bilen adam kolaylık olsun diye orayı kullanıyor. Kodlamayı bilmeyen adam da öğrenmek için kullanıyor. Hani benim en sevdiğim olay. Böyle bir şey yapınca da bayağı bir iyi oldu açıkçası. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ben bunu hani neredeyse şurada çektiğim 2-3 videoda hiç konuşmadım. Şimdi konuşuyorum. Bir yayında falan konusu geçmişti. İnşallah beğenmişsinizdir. Oraya da şu anda sadece YouTube abonelerimiz erişebiliyor. Aynı şey paylaşım, lokal mod paylaşım gibi. Abonelerimize özel öyle bir avantaj sunalım dedik. İnşallah hepinizin işine yarıyordur orası. Çünkü ben bile dediğim gibi kullanıyorum yani. Şu aracı yaparken ederken bile yine kullanıldı orası. Güzel. O yüzden hani arkamda gördüğünüz dorsu olsun, işte aracın dış parçaları olsun, birçok şey orada var. Reis yılan gibi gidiyorsun yemin ediyorum ha. Adam yılan olmuş. Yılan yap kendine. Eyt yavrum. Paşayı görüyor musunuz lan? Şu anda yandan cama çıkıyor. Görmüyorsunuz herhalde. Orayı kapatıyor olabilir. Paşayı bu arada soranlar olur. Benim kedim var arkadaşlar. Onu genellikle Discord tayfası biliyor. Yani YouTube'dakiler bilir mi bilmiyorum ama Discord'daki tayfa resimlerden falan tanıyor onu. Bir ara videoda gösteririm. Reisler burada niye duruyorsunuz? Ulan keşke sollasaydım ha. Şöyle var ya ananı satayım. Skoda yemin ediyorum lahmacuna döndü lan. Adam feci uçtu yalnız ha. İşte abi takip mesafesi, frenleme, her şey çok önemli arkadaşlar. Bunu yapmadığın zaman acayip patlis oluyorsun. Hadi bakalım. Ya sizler de bu arada katılacak mısınız bana bilmiyorum ama lokal modlar oyunu çok güzelleştiriyor ya cidden bak. Ben şöyle bir modla mesela bu oyunu oynuyor olduğum için şu an çok mutluyum yani. Normal bir araç kullanıyorsam bu kadar şey olmazdı, sarmazdı ama mesela bu şekilde kullanınca aracı bir sarıyor, mutlu oluyorum, eğleniyorum.
İşte biliyorsunuz interior modları var, işte araçların dış şeylerini değiştiren modlar var, iç parçalar var. Yani zibilyon tane lokal modda yapabileceğiniz şey var. Daha göstermediğimiz, etmediğimiz, yapmadığımız, etmediğimiz bir sürü şey var. Hepsini göreceksiniz ama çok güzel yani. Hakikaten acayip güzel şeyler var. Bakalım hepsini zamanla göreceksiniz. Yani bunu da zaten bizim paylaşıyor olmamız çok güzel bir şey. Skoda da bu arada o tehlikeli sürüşten ban yiyor normal şartlarda arkadaşlar. Hani mesela kimseye çarpmasa bile tehlikeli sürüşten bu adamı report attığınız zaman adam ban yiyor. Çünkü arada iki kişi gelirken aralarından geçiyor yani. Öyle bir şey yok. İşte mesela eskiden yani eski Tracker CMP o sistemde buna ban atmıyordu. Hani tehlikeli sürüş vesaire deyip ban atmıyordu kimseye. Sonuçta çarpma yok diyordu, ban atmıyordu ama artık ban atıyor yani. Acımıyor hem de. O yüzden aman diyeyim yani sollamak için fırsatınız olsa bile sollamayın. Misal ben az önce gördünüz sollama imkanım vardı ama sollamadım. Bu arada şimdi diyeceksiniz bu deli neden Duisburg'a kadar gidiyor? Çünkü son videomuz oğlum Duisburg'a da işte. Gideceğim yani. Orayı da bir bakalım. Videomuz birazcık uzun olsun, tatlı olsun. Sohbetimizi muhabbetimizi edelim. Bak buradaki benzinlik doluymuş. Kalais'teki o kadar dolu değildi. Da birazcık da sıra var galiba. Bakalım. Ha, park edenler, benzin alanlar vesaire güzel. Ha bazen de mesela şey oluyor. Ben şimdi burada bir sürü şeyden bahsediyorum ama atıyorum yol vermek uğruna çat diye frene basıp arkasındakine kaza yaptıran oluyor. Orada mesela hani ban atıyorlar mı atmıyorlar mı ne oluyor ne bitiyor onu bilmiyorum ama dikkatli olmakta fayda var. Hani yol vereceğim diye de adamları patates etmeyin abi. Hakikaten çok sıkıntı oluyor olabilir yani o tarz şeyler. Videoya selam demişler. Aleyküm selam kardeşim. Böyle oyunda neden hani oyundan vesaire de tanıya neden bir sürü insan oluyor. Bayağı mutlu oluyorum ya. Hani belli ki ismimizi bir şekilde bir yerlere duyurmuşuz. Bir şekilde ismimiz bir yerlerde geçmiş ki insanlar oyunda da selam veriyorlar. Bu hakikaten güzel bir durum. Ben hani böyle videoda olmadığım zaman sohbet ediyorum, selam veriyorum vesaire. Videoda olduğumuz zaman da bu şekilde selam veriyorum. Güzel oluyor yani, hoş. Hakikaten hoş. 2-3 kişi oldu bak tanıyan. Aleyküm selam. Selam olsun onlara da videodan. Büyük bir ihtimalle akşam videoyu izleyecekler. Selam olsun bir kez daha. Yandaki araç ne biçimdi oğlum? Adam yemin ediyorum aracın yani elektriğini ödeyemez lan. Evet yavrum benim be. Baban da mı tırıcıydı, tırıcıydı. Ben bu espriyi niye sürekli yapıyorsam? Geçenlerde yani geçenlerde dediğim bazı videolarda böyle yorum geliyor. İşte abi keşke vites de olsa falan da. Abi ben de çok istiyorum ama işte maalesef. Yani vites dediğimiz şey eskiden böyle bir 400 falanken şu anda olmuş size 800 bin lira falan böyle yani. Ebesininki gibi fiyatlar çıkıyor ortaya ve hani insan görünce yani ulan bir vitese bu kadar para verilir mi diyor yani. Açık ve net söylemem gerekirse. Pahalı abi cidden pahalı. O kadar para verilmez öyle şeylere. Ya verilir de param varsa verilir abi. Şimdi parası olan adam var, olmayan adam var. Allah'a şükür hani maddi durum iyi fena değil ama hani şimdi pat diye bir anda 800 lira hele ki böyle bir korona tarzında bir virüs ortadayken böyle şeylere para verilmez abi. Daha önümüzü göremiyoruz. De korona demişken sınavlar vesaire de başlıyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Benim de başlayacak. İnşallah sıkıntı geçirmeden atlatırız şunları ya. Cidden ben acayip bir tırstım yani. Ben dedim ki anasını satayım bunlar şey yaparlar, iptal ederler. Sınav falan olmaz ama adamlar ciddi oğlum. Sınavı yapacaklar yani. Kafaya koymuşlar. Harbiden bir şey durum var yani onun için. Allah yardımcımız olsun hakikaten. Özellikle de bu şeylere üzülüyorum. Geçenlerde bir haber okumuştum da. İşte şey falan diyorlar. Mesela Şanlıurfa'da vesaire böyle uzaktan eğitim kısmına herkes katılamıyor veya bunu hani sadece o tarz yerlerden değil genel olarak tüm Türkiye'den baktığınız zaman uzaktan eğitime katılamayan bir sürü insan var. Kimisinin maddi imkanı olmuyor, kimisinin böyle internet, bilgisayar, telefon tarzında şeyleri olmuyor. Kimisi de mesela evde kaç kardeş oluyorlar hani diyor ki çocuk mesela işte ben
abim mi girecek, ablam mı girecek, ben mi gireceğim diyor derse. Haklı yani, hakikaten. Allah yardımcılar olsun. O tarzda olup hiç derslere giremeyen insanlar var. Onların işi çok sıkıntı abi. Şimdi şöyle düşününce. İnşallah bir şekilde atlatırlar bu dönemi. Ya zaten bu dönem atlatıldığı zaman gerisi gelir arkadaşlar. Hani cidden çok sıkıntı ya. İnşallah bir sıkıntı olmadan atlatırlar. Bu O7 de yeni şey oldu. Yeni tepki. Zaten biliyorsunuz dönemsel olarak sürekli tepkiler çıkıyor. İşte F yapanlar var, ne bileyim. Bir aralar değişik bir ton şey var oğlum. Oyunda olsun, ne bileyim, böyle yayıncıları izlerken olsun, herkes değişik tepkiler veriyor. Chat'te de falan görüyorum onları. Bazen diyorum ulan şeyden geride kalmışım. Hani böyle mesela ne derler onun adına. Atıyorum hiç bilmediğim bir emote attıkları zaman ulan diyorum ki ben şeyde kalmışım galiba, geride kalmışım. Hani bunları görmüyorum etmiyorum. Gideyim birazcık gezeyim sağda solda da yeni emote'ları öğreneyim diyorum yani. Mesela Presef falan bu tarz şeyler yeni yeni geliyor piyasaya. Değişik şeyler ya. Sosyal medyayı hakikaten siz mesela sosyal medyayı yakından takip ediyor musunuz? Ya ben mesela o kadar değil. Ben sabah atıyorum kalktığımda gidiyorum Instagram'da geziyorum biraz. Sonra işte akşam yatarken geziyorum. Sonra çıkıyorum yani. Böyle çok fazla mesela Instagram'da gezen birisi değilim. Ben genellikle YouTube'da video izliyorum veya Twitch'te yayın izliyorum. Öyle takılıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Yani YouTube'da da bu aralar çok çok güzel içerikler yok bu arada. Eskisi gibi. Şöyle bakıyorum ediyorum ama yani sarmıyor eskisi kadar. Ben mesela şimdi bunu bu arada sadece ETS açısından söylemeyeyim ama yani ETS açısından bakmak gerekirse ben şimdi ETS'yi oynayabildiğim için videosunu izlediğimde sarmıyor. Yani kendi videolarıma bakıyorum ediyorum. Hani gülüyorum, eğleniyorum vesaire. Onun dışından çok da fazla mesela Euro Truck Simulator 2 videoları izlemiyorum ben öyle sağda solda. Ben genellikle ne yapıyorum? Bu aralar şeylere sardım. Böyle çeşitli ülkelere gidip belgesel videoları hazırlıyorlar. Ne bileyim, çeşitli yerleri tanıtıyorlar, yemekler vesaire tadılıyor. O tarz şeyleri izliyorum bu aralar. Geçenlerde şey fırlatıldı, onu izlediniz mi? Ne derler onun adına? Mars'a bir tane araç gönderildi. Ona baktınız mı? Barış Özcan yayındaydı o arada, ben onu izledim de akşam. 50 bin kişi falan izliyordu adamı. Dedim ben de bakayım, birazcık bilgilenelim. NASA'dan, uzaydan geride kalmayalım dedim. Öyle birazcık gezindim falan. Çok garip şeyler ya. Hakikaten uzay dediğimiz olay çok farklı bir durum. Şöyle baktığın zaman yani garip. Yani bir de ta anasını satayım dünyadan oraya şey yolluyoruz. Çok garip yani. Nasıl hesap ediyorsun? Nasıl bir araç kullanılıyor da onu oraya yolluyorsun? Yani insan düşünmeden edemiyor. Harbiden efsane yani. Selektör yaparsan birazcık hızını arttırabilir bence. Aleykümselam kardeşim, birazcık bas. Ha bak, burada da mesela ufak bir info olsun size. Eğer ki videoda hani mesela bana karşı karşıya gelmişsek, atıyorum ben video çekerken gelmişsiniz etmişsiniz ve önümden gidiyorsanız basın abi. Basın, beraber basa basa gidelim yani. Çünkü ben basmayı seviyorum böyle. Aman reis, vecillak girdi sana. Feci gömdük. İnşallah arkadan da gömdüler. Maşallah. Allah'ım. Oğlum neydi lan bizim günahımız? Üf, Allah'tan son anda F7 attım ha. Araba 1500 bastı anasını satayım. Bu arada orada kimsenin suçu yok. Adama lag girdi. Olabilir öyle şeyler. Onlara bir şey demiyorum. Geçen yayını izleyenler vardır zaten. Anasını satayım. Adam ne ceza açıp öyle bir trolledi ki yayını. Görmeniz lazımdı. Ulan F7 attım. Daha nereye uçuyorsun? Allah belanı versin. 8000 hızla uçuyor ya. Duysun kalıysın. Son videosu böyle olmamalıydı ya. Oğlum ya. Neyse. ESC'de bitirelim bari. Şunu da sesini kapat lan. Çok ötüyorsun. Kicklendik güzel. Allah'a şükür. Evet arkadaşlar. Kirkenes ne lan? Duysun kalıysın işte. Az önce de Kirkenes demiş olabilirim. Çaktırmayın.
Duisburg Galaxy'nin son videosu da bir faciayla bitti. Ulan adam akıllı jübilemizi de yapamadık. Çaktırmayın. Bugünlük benden bu kadar olsun. Arkadaşlara da selam olsun bu arada. Onlarda da sıkıntı yok. Birazcık çarptılar ettiler ama şey yani o laktan oldu. O kadar olur öyle şeyler. Ben de yaşıyorum arada. Ulan hakikaten Duisburg Galaxy'de bir jübile yapalım dedik. Son videomuzu çekelim dedik. Allah belamızı verdi. Neyse. Hadi bugünlük de benden bu kadar olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Böyle değişik bir anı oldu bizim için de. Sürdüğüm hatta birazcık uçuşumu izleyin. Aynen. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ekranda donuyor zaten. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Kötü adam kaçar. Daha ne kadar uçacağız lan? Arabanın motoru bozuldu ben. Oho.